araçlarımız. Bu Ramazan ayında yaptığımız ilk basın açıklaması olacak. Bu vesileyle hayırlı Ramazanlar diliyorum. Bugün şu an itibariyle ülkemizin 81 ilinde, 973 ilçesinde Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları olarak eş zamanlı bir basın açıklaması yapıyoruz. Ben basın açıklamamızı yapmadan önce sizlere önce bir fotoğraf göstermek istiyorum. Bu fotoğrafın anlam ve önemini basın açıklamasının son bölümünde konuşmamı yaptıktan sonra izah edeceğim. Sadece şu anda bu fotoğrafta Atatürk'ü, Afet İnan'ı özellikle vurgulamak istiyorum. Her ikisinin var olduğu ve Türk Ocağı'nda çekilmiş olan bir fotoğraf bu. Fotoğrafın tarihini de söyleyeyim çünkü bugünün anlam ve önemiyle birebir ilgili. 3 Nisan 1930. Evet, bundan 92 yıl önce Türkiye'de kadınlar yerel yönetimlerde seçme ve seçilme hakkına sahip oldular. Yani 3 Nisan 1930 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Belediyeler Kanunu geçti ve o günden itibaren kadınlar bu hakkı kazanmış oldular. Ben bu vesileyle bir kez daha Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve eşitlik mücadelesine omuz veren herkesi sevgiyle, saygıyla, şükranla, minnetle anmak istiyorum. Değerli vatandaşlarımız, sevgili basın mensupları, Cumhuriyet aslında bir kadın devrimidir. Yani kadın ve cumhuriyet bir bütündür. Kadınsız bir cumhuriyet, cumhuriyetsiz bir kadın da düşünülemez. Bizler ülkemizin kurucusu ve kurtarıcısı Atatürk'ün izinde Türkiye Cumhuriyeti'ni kadın erkek bir arada kurduk ve Atatürk de bunu yaptığı birçok konuşmada vurgulamıştır. Örneğin şöyle demiştir: "Dünyada hiçbir milletin kadını milletimi kurtuluşa ve zafere ulaştırmada Anadolu kadınından daha fazla uğraştım, Anadolu kadını kadar gayret gösterdim" diyemez. Bu sözler aslında dediğim gibi durumu tam da net bir şekilde ortaya koymaktadır. Partimizin ilk kadın üyesi olan ve atamızın da manevi kızı olan Afet İnan, bu anlamda çok önemli örnek bir siyasi profil oluşturmuştur. Çok iyi bir eğitim almıştır ve özellikle de yapmış olduğu konuşmalarda kadınların seçme ve seçilme hakkına sık sık vurgu yapmıştır. Milli hakimiyetin cinsiyet farkı gözetmeksizin tüm millete hakim olduğunu da gene konuşmalarında anlatmıştır. Milli egemenlik bir bütündür ve toplumun sadece bir kesimini kapsayan erkekler için değil, herkes için var olmalıdır. Tarihin akışının değişmesinde önemli bir görev üstlenen Afet İnan, kadınların erkeklerin yaptığı bütün işleri yaptığını, savaşlarda, muhaberelerde erkeklerle birlikte mücadele ettiğini de anlatmıştır. Kadının seçme ve seçilme hakkı kazanmasının demokrasinin olmazsa olmazı olduğunu, demokrasinin bir gerekliliği olduğunu da son derece güçlü bir şekilde ifade etmiştir. Değerli basın mensupları, Türkiye'nin seçilen ilk kadın belediye başkanı 3 Nisan 1930'da Artvin'in Yusufeli ilçesine bağlı Kılıçkaya beldesinden seçilen Sadiye Hanım olmuştur. 26 Ekim 1933 tarihinde kadınlar köy ihtiyar heyetlerinde ve muhtarlıklarda seçme ve seçilme hakkına sahip olmuştur. O dönemde seçilen ilk kadın muhtarımız da Aydın'ın Çine ilçesinden seçilen Gül Esin'dir. Daha sonra 5 Aralık 1934'te hepinizin bildiği gibi Türkiye'de kadınlar parlamentoda seçme ve seçilme hakkını elde etmiş ve yapılan ilk seçimler olan 1935 yılında parlamentoya 17 kadın vekil, ara seçim sonrasında bir kadın vekilin bir daha girmesiyle birlikte 18 kadın vekil girmiştir. Türkiye'de kadınların il belediye başkanı seçilmesi için ne yazık ki 20 yıl geçmesi gerekmiştir.
Seçilen ilk kadın belediye başkanı 1957-50 yılında Mersin'den seçilen Müfide İlhan'dır. Türkiye'de kadınların yerel yönetimlere seçme ve seçilme hakkı kazanmasının 92. yılında temsilde ne noktada olduğumuza gelin isterseniz hep birlikte bakalım. Bir rakamların üzerinden geçelim. 1930 ile 2019 yılları arasında toplam 19 yerel seçim yapılmıştır. Bu 19 yerel seçimde toplamda sadece 156 kadın belediye başkanı olarak seçilmiştir. 156 kadın. Erkeklerde ise bu sayı 32 bindir. Cumhuriyet tarihi boyunca kadın belediye başkanı oranı en fazla %3'e çıkabilmiştir. Kadın belediye meclis üyesi oranı en fazla %11 olabilmiştir. Kadın il genel meclis oranı en fazla %3 olabilmiştir. Kadın muhtar oranı son seçimlerdeki %62'lik artışa rağmen en fazla %2 olabilmiştir. 2019 yılında gerçekleşen son yerel seçimlerde bir değişiklik oldu mu diye oturduk baktık, bir rakamları çıkardık arkadaşlarımla birlikte. Ama ne yazık ki tablo halen çok vahim. Toplam 20.745 belediye meclis üyesinin sadece 2.283'ü kadın. 1.389 belediye başkanının sadece 21'i kadın. 30 büyükşehir belediye başkanının sadece 2'si kadın. 50.157 muhtarın sadece 1.119'u kadın. 1.272 il genel meclis üyesinin sadece 48'i kadın. Tabii aslında bu veriler aradan geçen bunca yıla rağmen halen eşit temsilden ne kadar uzak olduğumuzu da bizlere çok net bir şekilde gösteriyor. Ama değerli basın mensupları, bu tablonun nedeni kadınların siyasete ilgi duymaması ya da kadınların yeterli yetkinliğe sahip olmaması, kadınların yetersiz olması değildir. Bu tablonun sebebi zihniyetten kaynaklanmaktadır. O zihniyet ki bir toplantıda gelsin şuradan iki kadın milletvekili şöyle sembolik olarak demiştir. İşte bu anlayıştan eşitlikçi politikalar üretilemez. Tüm kararların bir kişinin iki dudağının arasına sıkıştığı şahsım hükümetinden demokratik bir politika üretmesi de beklenilemez. Kadınların can simidi olan İstanbul Sözleşmesi'ni bir gece yarısı kararıyla feshetmeye karar verenlerden, güçlü kadın, güçlü Türkiye sloganının altını doldurması da gene beklenilemez. Kadın erkek eşitliğine inanmayanlardan, kadını özgürleştiren, kadını hayatın her alanında var eden politikalar üretmesi de gene son derece gerçek dışı bir beklenti olacaktır. Bizler Cumhuriyet Halk Partisi kadın kolları olarak hepimizi özgürleştiren laiklik ilkesine sımsıkı sarılıyoruz. Ve eşitlik mücadelesini partimizde kadın ve erkekler hep birlikte sürdürüyoruz. Özellikle kadının parlamentoda ve yerelde eşit temsili için partimizin hazırlamış olduğu kanun teklifini bu açıdan çok değerli buluyoruz. Bildiğiniz gibi bu kanun teklifinin ilk imzacısı da Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu olmuştu. Ve bu kanun teklifi 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü ile 5 Aralık kadının seçme seçilme hakkını kazandığı tarih arasında, yani 30 Kasım'da parlamentoya gelmiş, genel kurul gündemine alınmıştı. Ama yine hepinizin bildiği gibi ne yazık ki AKP ve MHP oylarıyla bu kanun teklifimiz reddedilmişti. Oysa ki teklif geçerli olsaydı listeler bir kadın bir erkek şeklinde fermuar sistemiyle yapılacak ve hem parlamentoda hem de yerel seçimlerde %50-50 denklik sağlanması teminat altına alınacaktı. Ama bizler kanun teklifinin reddedilmesi nedeniyle pes etmiş değiliz. Bu konudaki mücadelemizden asla ve asla da vazgeçmiyoruz. Eşitlikten hiçbir şekilde
ödün vermiyoruz. Değerli basın mensupları ve bizleri ekranları karşısında izleyen kıymetli izleyiciler, seyirciler, halkımız. Öncelikle şunu söylemek isterim ki, AKP iktidarında ne yazık ki kadınlara yoksulluk, yoksunluk, şiddet ve ölüm reva görüldü. Bu tespitimizi aslında bir takım araştırmalar ve veriler de doğruluyor. Örneğin Ekonomik ve İşbirliği Kalkınma Örgütü'nün 2019 verilerine göre kadınlar, Türkiye'deki kadınlar en fazla şiddet gören ülke sıralamasında yer alıyor ne yazık ki. Ülkemizdeki her 10 kadından 4'ü hayatında en az bir kez şiddete maruz kalıyor. Elbette bu düzeni değiştirmenin yolu eşitlikçi politikalardan geçiyor. İşte o yüzden bizler kadınların eşit temsil edildiği demokratik, laik bir Türkiye'yi yeniden inşa etme konusunda kararlıyız. Halkın gasp edilmiş olan egemenlik halkını tekrar halka iade edeceğiz. Bunun için de yol haritamız hazır. 28 Şubat tarihinde çok iyi hatırlayacağınız gibi 6 liderin bir araya gelip imzalamış olduğu mütabakatta güçlendirilmiş parlamenter sistemi nasıl kuracağımız ana hatlarıyla anlatılmıştı. Bu metinde de yer aldığı gibi eşitlik için gerekli adımlar sağlam bir şekilde atılacaktır. Örneğin ilkokul çağından itibaren tüm çocuklara insan hakları ve kadın erkek eşitliği konusunda eğitim verilecektir. Kız çocuklarının okullaşma oranı yükseltilecek ve onların eğitime erişiminin önündeki engeller ortadan kaldırılacaktır. Ülkemizde okuma yazma bilmeyen tek bir vatandaşımız bile kalmayacaktır. Temel hak ve özgürlüklerin teminat altına alındığı, kadın haklarının, çocuk haklarının, doğa haklarının, düşünce ve ifade özgürlüğünün, basın özgürlüğünün tam anlamıyla güvence altına alındığı özgürlükçü bir sistemi ilk seçimlerden sonra inşa edeceğiz. De az önce de söylediğim gibi kız çocuklarının eğitim hayatının içerisinde yer alması için gerekli adımları atacağız. Eşitliği de, özgürlüğü de ilk seçimlerden sonra bu topraklarda hakim kılacağız. Basın açıklamamın başında sizlere bir fotoğraf göstermiş ve bu fotoğrafın anlam ve önemini konuşmamın sonunda söyleyeceğimi ifade etmiştim. Evet, bu fotoğraf 92 yıl önce bugün çekilmiş olan bir fotoğraftır. Ve bu fotoğrafta sizin de gördüğünüz gibi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Afet İnan yan yana yer almaktadır. O gün Afet İnan partimizin ilk kadın üyesi olmuş. O gün Türkiye'de kadınlara yerelde seçme seçilme hakkı tanınmış. Ve o gün Afet İnan Türk Ocağı'nda muhteşem bir konuşma yapmıştır. Ve bugüne özel olarak Atatürk her ikisinin de kıyafetini tasarlamıştır. Ve biz öyle inanıyoruz ki her ikisinin cebinde yer alan o beyaz mendil, şurada gördüğünüz o beyaz mendil, eşitliği temsil etmektedir. İşte geçmişimizden aldığımız bu güçle, bu inançla bir kez daha yaşasın cumhuriyet diyoruz, yaşasın haklı mücadelemiz diyoruz ve hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Çok teşekkürler.